Arkadaşlar merhaba. Bugün Kayseri'deyiz. Ömer Faruk Ergin hocamızın yanındayız. Onun misafiriyiz. Niye hocamız diyoruz? Çünkü Ömer hocamız Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde makine bölümünün, makine mühendisliğinde öğretim üyesi değil mi? Evet, doğru söyledi. Hatta test konusu da süspansiyon geometrisiydi. Niye süspansiyon geometrisi? Çünkü ben söyleyip duruyorum size sürekli. Hocamdan akıl alıyoruz sürekli burada. Hocamızın bir aracı var. Her ne kadar benim ilgi alanıma girmese de Toyota ama motoru çok ilgi alanıma giriyor. Hocam Türkiye'de Toyota 1FZ, işte VX80'in işte 4.5 benzinli motorunu ilk turbolayanlardan birisi. Doğru mu hocam? Dolayısıyla geldiğimizde hani bizim hani bu bin beygir yapacağız dediğimiz araba var ya, büyük ihtimalle yapamayacağız. Mesela bin beygir çıkmaz ama yapılır mı? Zaten akıl buradan alıyoruz. Buradan gazı yiyoruz. Bir ön provasını yapacağız şimdi. Burada daha böyle basit bir setup gibi var. İçine girilmeden hani bir FZ motora işte turbo, enjektör. Enjektör değişti mi hocam? Açalım. Nereden açıyoruz hocam kapıyı? Sağ tarafta. Burada mı? Aynen. Yok yok. Kaputu açalım. Şöyle de bir yakınlaşalım. Hocam anlatsın ne yapıldığını bu motora. Biraz kirli ama. Olsun o kadar. Arazi arabası. Biz bu motoru rektifi ettik. Tamam. Bu setup ona uygun olacak şekilde. Standart motordan farkı ne? Yataklar ACL race. Pistonumuz OEM. Forged tercih etmedik. Çünkü 80 kasa OEM pistonları yeteri kadar güçlü. Yani kaç beygire kadar dayanır hocam? 500-550 bandını çok rahat alırsınız. Alırız değil mi? Daha doğrusu almanız yerde 500-550 bandında uzun kilometreler yapabilirsiniz. Yıllarca kullananlar var OEM pistonlarda. Tabii forged pistonlarla çok daha yüksek güçlere ulaşabiliyorsunuz ama döküm pistonların düşük güçlerdeki ömürleri daha uzun oluyor. Depaj dayanımları daha yüksek aslında. Sen orta güçlerde uzun vadeli kullanabilmek istediğin için değişmedin, forged yapmadın yani. Öyle, aslında maliyetler de aynı zaten. O yani işte forged pistonun maliyeti de aynı. Ki yolda yaptık yani biz. Boot setup'la yaklaşık 15 bin kilometre yaptık. Yani pek 15 bin kilometredir turbolandıktan sonra sürüyorsun arabayı. Aynen öyle, 15 bin kilometre. Çok iyi. Yataklar ACL Race, jantamız Cometic, saplamalarımız, silindir kapak saplamalarımız ARP. Onun haricinde valflerimiz Ferrean, özellikle egzoz valflerimiz, onların biraz dayanıklı olması isteniyor bitmezlerde. Geri kalan orijinal Toyota OEM aksesuarı. Tabi enjektörlerimiz ID1050, ateşleme sistemimiz değişti, distribütörler. Enjektörler de değişmiş miydi? Tabi tabi. Ben oraları atlamışım ya. Bobinler R8, işte BKR7X Bugiler var. Turbomuz Bergwerner SX300. Kaç PSI'da kullanıyoruz hocam veya barda? 0.5 barda kullanıyoruz. Gündelik olarak? Gündelik olarak. 7 PSI'ya tekabül eder yaklaşık. Tamam. 350 beygir civarında güç üretiyor. Bu basınçlarda. Güzel. Sıkıştırmamız orijinal. 9 sıkıştırmayı biz muhafaza ettik. Aslında yanlış yaptık. Onu 8.5'a çekip daha yüksek basınçlarda binmek daha mantıklıydı ama ben motor yaparken orijinal beyinle binmeyi planlıyordum. Bu arada işte tabii motor kontrolü temiz ekumasıdır bu arada. Bizim Starter yapacağımız 10.5 sıkıştırmayı ne diyorsunuz? Vallahi Allah gücünüzü arttırsın diyorum. Neyse çok karıştırmayalım. Cidden. Bizim aldığımız pistonlar 10.5 sıkıştırma. Bir muhterem abimiz var. Evet. Teşekkürleri de yapalım. Dış ses, dış on, ses on şu an. 10.5 değil mi? Doğru mu? Şu an Cenk abi dış ses konumunda. Biraz lav oldu da 280'i çekeceğiz. Etanol diye dolaşacaksınız. Etanol, metanol diye dolar. İkisi de bir karşısında. Pindelik araç hazırlamıyoruz ki önce senin gibi. Bizim yarış arabası hazırlıyoruz. İsteklerimizden biri de pompa benzinliydi. Aynen. Bizi şu an kısıtlayan şeyler yok mu derseniz eğer. Aslında motor vadede 1 barda yıllarca sorunsuz hizmet edecek bir kapasitede ama şanzımanımız otomatik. TD markmanı yapmadık. Niye yapmadık? Manuel'e geçeceğiz. Yani şu an istersem mevcut setup'ta hiçbir şey değiştirmeden turbonun biraz basıncını arttırıp yazılımı ona göre ayarlayıp arkada TL'nin external basket'i var. Yayı aç, yayı çıkartacağız. Yayı değiştirip üst basınçlardaki yakıtımızı, amperajlarımızı yazacağız. Arttıracaksın. 450'yi çok
450'lere çok rahat şu an dayanırız ama pompa benziniyle. Pompa benziniyle ama mevcut şanzımanımız uzun kilometreler boyunca buna dayanmayacağı için aynen öyle. Şu anda sisteme girmiyoruz. Manuele geçmeyi düşünüyoruz. Şanzımanı kolluyoruz. Manuel altımız da hazır. Tedarik ettik malzemeleri şu an. Manuele geçersen açacağız mı basıncı hocam? Açacağız. Yani pompa benzinini kurtardığı kadar açacağız. İnşallah. O da muhtemelen bir parça var. O zaman bir gazlayalım. Evet. Burada ön tarafta da bir şeyler var. Gel. Dişi motor race serisi interkolorumuz var. Bu kalın kazandı bunlar. 9,5 santim yaklaşık. Yine Porsche'nin şanzıman soğutucusu var. Hangisi? Porsche dedin, ilgi alanıma girdi bak. Üstteki şanzıman soğutucu Porsche'nin. Burada ne var? İşte Bulabop'um var, Westgate'im var. Güzel bir manifoldumuz var. Yani bu motor çok bilinçli ve profesyonel bir şekilde turbolanmış. Türkiye'de kaç tane 1 FZ turbo var hocam? 2 tane vardı. Biri yürümedi. Biri kırıldı değil mi? Kırıldı. Sonra atmosfere çevirdiler. Bildiğim şu anda sadece bu var. Şu an sadece yürüyen 1 FZ Ankara'da turbo bu var. Arkadaşımızın hazırlığı vardı. Tutladım. Henüz başlamadı. Seninki olacak. İkinci bizimki olur herhalde. İnşallah. Hadi biraz gazlayalım da bir bakalım makinenin tadına. Yolda gelirken biz VX100 ile geldik. Hoca biraz egzoz koklattı bize. Yetişemedik VX100 ile bunu. Şimdi bir de içine binelim bakalım nasıl gidiyor. Hocam bu içeride neyimiz var gösterge olarak? Bir tarif eder misin bize? İçeride Innovate'in seti var. Soldaki AFR ve turbo basıncı. Nereden gideceğiz? Düz devam edelim. Tamam. Soldaki AFR ve turbo basıncını gösteren seti. AFR nedir hocam? AFR Air Fuel Ratio, hava yakıt oranını gösteren, bunun hakkında bilgi veren. Yani bizim manifolda gelen benzinimiz, yakıt miktarımız fazla mı az mı onu tahlil edip bize burada gösteriyor, doğru mu? Aynen öyle. Aslında yanma odasına soktuğunuz havaya uygun miktar, havaya karşılık verimli yanmanın oluşacağı yakıt ayarlamamız gerekiyor. Düz devam ediyoruz. Peki bunun şu an 15.3 yazıyor. Kaç olması lazım? Bu anlık değerlendirecek, o anki duruma göre değerlendirecek. Stoikometrik oranımız 14.7'dir aslında. En verimli yanma bölgesi. 14.7 hava kütlesine karşılık bir sada, bir gramlık yakıt kütlesidir. Ama bu atmosferik şartlarda geçerli. Öyle aşırı beslemeli uygulamalarda bunu zengin bölgeye çekmeniz lazım motorunuzun güvenliği için. Yani gaza oturduk mu kaç olması lazım? Makbulü 11.5 arası. Ama şu anda bizim araç biraz zenginde. 11'in altına düşüyor olabilir. Tamam, başka neyimiz var burada? Bu ne sıcaklığı? Su göstergesi. Su sıcaklığı. Üstteki, aslında bunlar hep çiftli saatler. Üstünde şey, sen söyle. Şarj. Ha. Bu da EGT. EGT, egzoz gas temperature. Yani egzoz sıcaklığına bakıyoruz. Aynen. Onun kaç olmasını istiyoruz en fazla? Bir FZ'lerde 750'nin altı güzel yani. 750'yi yukarı çıkmadığımız sürece güzel. Aynen. Şu an 428 derece egzozumuzun sıcaklığı. Aynen öyle. Su sıcaklığı da 95 üstü ısınma çıkılmak istenmez pek. Tamam, şu an biz de böyle bir otoban gibi bir yola geldik. Rampa da yukarı. Evet, burası ciddi rampa. Şimdi ben gelirken bir iki defa böyle yokladım. Böyle turbo geriden geliyor. İnanılmaz şey yapıyor ama şanzıman toparlayamıyor. Geç kalıyor. Toparlamasına zeyredir. İleride bir yediği görüyor musun? Evet. Buralar biraz virajlı. Son virajın kasarı bir yedikten yukarı doğru. Çok geç. Şöyle bir yoklayalım. Şimdi videoda ses geliyor mu bilmiyorum ama inşallah geliyordur. Mikrofon da almadık yanımıza ama. Ya o turbolu sesi var ya çok tatlı ha. Arkada geliyor çekiyorsun. Ben Blast'dayım da. Turbolu sesi beni bitiriyor abi ya. Vallahi çok güzel. Çekinceki bobon sesi aslında. Blow off harfi sesi. Aynen öyle. Hattaki fazla havayı tahliye ediyoruz. Ama buna biz çatara patara yapmamışız hocam. Hiç yok. Ne launch control var, ne onlar var. Niye çatara patarafız yok hocam? Ben çatara patara seviyorum. Çatara patarayı bırak. Arabada vibrantın çift susturucusu var yani. Ne kadar az rahatsız edersek, ne kadar az dikkat çekersek o kadar iyiydi. Bizim hedefimiz oydu bu işte. Çatara olsaydı güzel olurdu ya. Hiçbiri yok maalesef. Hiç arada parça kaçmıyor mu senin için hocam? Hiç oldum ya. Yani bu kadar setup yapıp çift susturucuyla binen, doğal ciddi susturucularla binen çok kişi de yoktur zaten. Yoktur bence de. Ama yok, doğrusunu yapıyorsun. Ben de öyle çok seyir içinde böyle egzozlu bir araba sürmeyi istemiyorum. Yani insanların bakması, rahatsız olması beni rahatsız ediyor. Şurada bir yoklayalım. Kadranı alabiliyor musun Cenk abi?
motordaki o gücü şanzıman öldürüyor abi. Evet arkadaşlar, bir 0-100 yapalım dedik. Durduk yolda. Şöyle bir deneme yapalım bakalım. Ancak şanzıman toparladı turboyla beraber. Evet, 100 yaptık. Kadranı tutturamıyorum çünkü... Araba ve yani motor, turbo basıncı ve şanzıman kendini toparladığında zaten neredeyse 100'e gelmiş oluyoruz yani. 80'de topladık yani. Tam turbo basıncı gelip de hani türbin dolup da hani şanzıman şeyini aldığında, eski nesil bir şanzıman tabii. Yani ne kadar motoru modernize etsen de motor. Dediğim gibi manuel ihtiyacı. Yani şu yanlış anlaşılmasın. Araba şu an fantastik zevkli. Yani biz sadece şanzıman motorun tam karşılığını veremiyor. Yani şu an 0-100'ü 8 saniye standart. Aynen. Tek kişilik sürüşlerde. 8 saniye aslında Land Cruiser 200'ün verisinden daha iyi. Aynen, aynen. Ama manuele geçtiğin anda bu 8'i tahmin ediyorum biraz da basınç açarak çok rahat 6.5-7 bandına oturacak. Ona 6.5 olacağını hissediyorum ben. 2500 kilogramlık bir araç için çok tatmin edici bir yerde. 2500 kilogram değil de sempatik duruyor hocam. Ton diyeceksin. Yani 2.5 ton bu araç. Hani içindekilerle hani 3 ton şu an yani. Çok zevkli olmuş hocam. Bu arada vallahi arabanın arkasında vesaire de bir sürü kamp aksesuarımız var. Evet, buzdolapları, çekmeceler vesaire. Arabada yüklü. Araba yüklü yani. Arabayı rahat 3 ton üzeri diyebiliriz şu an neredeyse. Hocam eline sağlık. Çok zevkli bir araba olmuş. Bize de bir FZ motor konusunda önümüzü açtığın için tecrübelerine, şeylerine teşekkür ediyoruz. Senin bu motoru yaparkenki tecrübelerinden zaten faydalanıyoruz biz de motorumuz için. Bizim setup biraz daha böyle çok daha keyifli olacak. İddialı, fantastik, keyifli boyutta ama bu tabii önden yapıldı ve 15.000 kilometredir sağlıklı bir şekilde bunu sürebiliyor olman mesela. Hani motor turbularsın abi, şimdi bakıyorsun bir sürü motor turbu almış. Ben gazladım mesela, sonuçları burada 83 aralet diyoruz. Aynen, aralet çıkmadı, AFM'imiz yerinde. Rampa çıktık. Egzoz sıcaklığımız hala 473'te. Hani şey olmadı. Hani önemli olan yani araba, herkes turboluyor abi. İşte Tofaş'lara da turbo atıyorlar. İşte düz dizel Defender'a da turbo atıyorlar. Bana soruyorlar oğlum diyor. 606'lara da yapıyorlar. 606'ları da yapıyorlar abi hocam. Yani mesele o nasıl değil. Nasıl bir motor? Hocam sen daha iyi bilirsin. 606'ın nasıl bir motor olduğunu. Şimdi güzel diyorlar ya. Yani mesele turbo atmak değil abi. Her arabaya turbo atarsın ama işte ondan ne kadar verimli sonuç alabiliyorsun ve ne kadar stabil sürüyorsun. Şimdi bu arabaya böyle bir uygulama yapılmış. 15.000 kilometre, ciddi kilometre yani. İki defa yağ değişmişsindir neredeyse o aralıkta. Evet. Yani 3 defa. 3 defa. 2 defa değiştim. 2 mi değişti? Ben tahmin ettim o 5.000'de bir değişmez, 7'yi görmüştüm. Değişti. Hocam ben çok beğendim aracı, gerçekten güzel bir sürüştüm. Keyif aldım. Bu keyfi tattırdığın için de teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Elini ayağına sağlık. Araba çok güzel olmuş. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yok. Selamlar, başarılar. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Evet. Videolarımızı beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Kapattın mı videoyu? Bir daha söyle. Söyle. En gıcık olduğumuz şey zaten.